İzmit Körfezi dip çamuru temizleme projesiyle Marmara Denizi temizlenmeye devam ediyor. Çıkarılan çamurunsa laboratuvar ortamında tuğlayla birikete dönüştürülebildiği ortaya kondu. Oldukça kuvvetli. Yani gördüğünüz gibi işe yaradığını da ispatlamış olduk. Oldukça değerli bir malzeme aslında, rahatlıkla geri dönüştürülebilir. Körfezin dibindeki tonlarca dip çamuru vakumlanıyor, 8 kilometrelik borular yardımıyla karaya çekilerek susuzlaştırılıyor. Sıradaysa ekonomiye ve geri dönüşe kazandırılması var. Tuğla, beton ve biriket olarak kullanılıyor. Temizledik, eledik, işte etüvde kuruttuk. Daha sonra işte tabii ki bağlayıcılarla ve katkı maddeleriyle bu ürünlerin üretilmesini sağladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Belediyesi'nin yürüttüğü çevre projesinde karaya çekilen çamur, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Salih Taner Yıldırım'ın dikkatini çekti. Kocaeli Körfezi'ndeki 3.2 milyar metreküplük dip çamurundan işte bir parçası burada ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bu çamur önce tuğlaya, ardından betona ve sonrasında da birikete dönüştürüldü. Türkiye'deki daha önce yapılmış hani dip çamuru ile ilgili herhangi bir çalışma yok. Zaten bu sebepten dolayı biz patente de başvurduk ve projelendirme aşamasına geçtik. Yani projelendirme aşamasında da belediyemizle beraber ortak çalışmayı planlıyoruz. Projede inşaat mühendisliği öğrencilerine de yer verildi. Melanur Kılıç, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümündeyim ve geri dönüşüm çok önemli ve aynı zamanda çevre koruma temizliği de gerçekten çok önemli. Böyle bir şeyde hocamızın yanında olmak çok gurur verici bir şey. Dip çamuruyla elde edilen yapı malzemesinin sağlığa uygun olup olmadığı da kontrolden geçirildi.